Evet arkadaşlar, bugün crack hakkında anlatacağım size. Ben harcı önceden hazırladım. Bunu için hangi malzemeleri kullandığımı size birazdan söyleyeceğim. Harcımız burada. Krep harcımız için ben 2 yumurta kullandım. Dilerseniz 1 yumurta da kullanabilirsiniz. Ben tamamen süt kullanıyorum çocuklara faydalı olması açısından. İsterseniz siz su da kullanabilirsiniz. Su ve sütü de karıştırabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı kadar kuru maya kullanıyorum. Buna 2 su bardağı kadar süt veya su veya 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, bu şekilde kıvamda bu şekilde olacak kadar da un ilave ediyorum. Evet, bak krepimizi çevirdim, pişiyor. Bu ilk krep olduğu için ilki biraz bu şekilde bozuk çıkar. Her zaman için bozuk derken yani biraz çok pişkin olmuyor. Tavaya tam dağılmıyor yağ yeni koyduğumuz için. İlk tavaya koyduğumda yağ ekliyorum. Daha sonra ben tavaya hiçbir zaman yağ eklemiyorum. Böyle margarinle ya tereyağıyla tavayı böyle yüzünden birazcık yağlıyorum. İkinci ve üçüncü kreplerimde size göstereceğim. Daha muntazam çıktığını göreceksiniz. Evet değerli izleyiciler, ikinci krebimi döktüm, koydum. Bunu size göstereceğim. Çevirirken de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi daha muntazam oldu. Üstü böyle delik delik olabiliyor. İçerisine koyduğunuz mayadan. Dilerseniz maya koymayabilirsiniz de. Ama ben tercih ediyorum. Daha yumuşak ve daha lezzetli hale getiriyor tadını. Mayasız da olabilir. Bakın krepimizi bu şekilde çeviriyoruz. 200'ünü de hamurumuzun kızarana kadar pişiriyoruz. Ben piştikten sonra alıyorum ve yüzünü tereyağıyla hafifçe yağlıyorum. Bir yüzünü. Krabimizin diğer yüzü de pişti. Şöyle az bir şekilde tereyağı sürüyorum. Daha lezzetli oluyor. Çocuklar veya misafirler daha iştahlı, daha güzel şekilde yiyorlar. Dilerseniz yağlamayabilirsiniz de. Bu size kalmış. Bu şekilde üst üste kreplerimi diliyorum. Dürüm yaparak servis edebiliriz. Çok lezzetli oluyor. Herkese tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.